Nilüfer Mahalle Kadın Dernekleri arasında ilk kurulan kadın derneğimiz Kayapa Mahallesi Kadın Derneği'ne geldik bugün. Onlara konuk olduk. Bakalım onlar neler yapıyorlar, hep beraber izleyeceğiz. Kayapa Mahallesi Kadın Derneği'ndeyiz bu hafta. Kayapa Mahallesi Kadın Derneği Başkanı Hüsneye Akçı bizlerle birlikte. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Esra Hanımcığım. Hoş bulduk. Şimdi biz tabii çok uzun yıllardır tanıyoruz. Nilüfer Belediye'mizle güzel bir birlikteliğimiz var. Hep beraber çalışıyoruz. Evet, organizasyonlarda birlikteyiz. Kayapa kadınlarıyla birlikteyiz. Öncelikle şuradan başlayacağım. Çok güzel şeyler gördük, üretiliyor hanımlarımız. Siz ne zaman kuruldunuz? Onu siz söyleyin çünkü bir özelliği var burada kurulma aşamasında. Oradan başlayalım. 2009 yılında ilk Nilüfer'de ilk kadın derneği olarak biz bu işe adım attık. Belediyede bölge sorumluluğumuz Belma Hanım vardı. Hı hı. O bize yol gösterdi ki biz kadınlar, köy kadınları olarak derneğin deisini bile bilmiyorduk. Sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz Nilüfer Belediyesi'ne ve Belma Hanım'a. Onun sayesinde dernekçiliği öğrendik. Ne güzel. 45 üyeyle başladık. 45 kadını bir araya topladık. Bu bizi şevklendirdi, çok heveslendirdi. Birlikte çok güzel işler başardığımızı gördük. Şimdi o işlerden başlayalım. Hangi işlerle başladınız? Biz biraz çektik tabii ki ama evet. Hani ilk ayağı ne oldu? Bir de sizi başarıya götüren birkaç adım daha var. Onları da sizden dinleyelim. Evet. Biz ilk kurulduğumuzda işte tarhanadır, eriştedir, salçadır ama satış imkanımız yoktu. Pazarlayamıyorduk. Hı hı. Sonradan ben işte böyle turlar düzenledim. Hem eğlendik hem 3-5 kuruş para kazandık. Kadınlar evlerine 3-5 kuruş götürmeye başladılar. Bunlar da bizi heveslendirdi. Sonra işte sen sorarsın salçalarımızı, ürünlerimizi satmaya başladık eşe, evet, dosta. Evet. Sonradan da artık ticarete başladık. Özhan marketleri bizim Kayapa'da biz ilk olduğumuzu düşünüyorum. Kahvaltılık soslarımız var. Evet, şimdi orası çok önemli sevgili izleyenler. Kayapa Kadınları Derneği'nin özel bir reçetesi var. Ki evet. Hüsniye ablam diyeceğim çünkü çok uzun yıllardır artık sevindim, birlikteyiz o yüzden. Hüsniye ablamın bir reçetesi var ve o reçeteye uygun olarak soslar üretiliyor. Bu sosun içerisinde bildiğim kadarıyla patlıcan, domates... Önceliği kapya biber. Kapya biber var, evet. Közlenmiş kapya biber, közlenmiş patlıcan, havuç, domates, yağ, şeker, tuz... Yani böyle zengin, çok işçiliği zor olan ve pahalı olan bir ürün. Evet. Ama çok da güzel tutuldu, çok sevdi halkımız. İsterseniz bu arada bu ürünler Nilüfer Bostan'da satışta, evet, değil mi? Evet, aynen. Evet. Nilüfer Bostan'da satışta. İsteyen alabilir. Biz bundan daha önce de Özhan marketlerde satış yaptık. Zaten bu ürün Tarım İl Müdürlüğü'nden izinli. Hı hı. Bütün tahlilleri yapıldı, her şeyden geçti. O yüzden de yüzümüz ak olarak, alnımız açık, her yere sunabiliyoruz. Ne güzel. Satışlarımız güzel gidiyor, bereket versin. Çok güzel. Üretimleriniz var aynı zamanda. Az önce de gördük hep birlikte. Çöreklerden başlayalım şimdi. Hmm. Çeşit çeşit çörekler yaptı hanımlar. Evet. Biraz da anlattılar ama siz bir kere daha bize böyle bir anlatırsanız. Şimdi cevizli lokumlarımız var, oradan başlayayım önce. Hı hı. Biz o cevizli lokumlarla... Düğünlerimize davete yerine lokumla davet ediyoruz misafirlerimizi. Hı hı. Bütün köye dağıtıyoruz. Çok güzel. O çöreklerimiz de hem bayramda özeldir bizim. Bayram çöreği olarak yaparız. Hem nişanlarda onları ikram ederiz misafirlerimize. Ekmek yapıyoruz. Hı hı. İsteğe göre burada da yapıyoruz. Satışta sunuyoruz çöreklerimizi, cevizli lokumlarımızı.
isteyen olursa sipariş üzerine yapıyoruz. Harika. Kayafa Kadın Derneği Başkanı Hüsniye Hanım'ın telefon numarasını da alta hemen ekleyeceğiz. Evet. Evet. İsteyen olursa, sipariş vermek üzerine isteyen olursa yapıyorlar ve buraya gelip de burada kahvaltı da edebilirler. Onu da sipariş üzerine kahvaltı verebiliriz. İşte doğum günleri olabilir. Bu arada yerleri mevcut değil mi? Yerleriniz evet, var. Evet, sanayide de var bir yerimiz. Hı-hı. Orada da bir kafemiz var. Orada bir arkadaşımız çalışıyor. Hı-hı. Burada da hem satış hem üretim yapıyoruz. Hı-hı. Teşekkür ediyoruz Nilüfer Belediyesi'ne. Çok güzel imkanlar sundu bize. Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmalarınız var çünkü. Öncüsünüz bu arada. Bütün mahalle kadın derneklerine de siz önce oldunuz. Evet, işin gerçeği. Evet, evet. Bu anlamda tebrik ediyorum ben hem sizi hem tüm yönetim kurulunuzu ve aynı zamanda tüm üye kadın kayıpalı kadınlarımızı. Tabii ki birlikten kuvvet doğar. İşte dernekler için söylenmiş bir laf. Gerçekten arkadaşlarımla ben çok mutluyuz. Biz iş yaptığımızı anlamıyoruz. Ne güzel. Gülerek, eğlenerek gerçekten çok mutluyuz. 3-5 kuruş da kazanıyoruz. Yardımlar yapıyoruz. En güzeli bu. Evet. Çocuk esirgemeye gittik hep birlikte. Huzur evine gittik, okullarımıza, çevre okullarımıza yardımcı olduk. Bunlar da çok büyük hazlar bizler için. Ne kadar güzel. Peki şimdi kurulmamış olan mahallelerdeki kadın dernekleri böyle isteyen kadınlarımız da var. Onlar da izliyorlardır. Ne tavsiye ediyorsunuz onlara? Vallahi birlik beraberlik ilk önce o. Beraber olsunlar. Aşılmayacak hiçbir şey yok. Evet. Yapılmayacak da bir şey yok. Temiz. Düzenli birlik olsunlar. Bu kadar benim tavsiye edebileceğim. Çok güzel. Burada kavanoz ürünleriniz de var aynı evet. zamanda değil mi? Reçel olarak. Salçamız var. Salçanız var. Reçel çeşitleri var. Evet, reçel çeşitlerimiz var. Şunlar başka soslarımız. Soslarınız burada zaten. Eriştemiz var, tarhanamız var, turşumuz var. Bir kuskusumuz var. Harika ödülleriniz de var. Ödüllerimiz evet. Onlar bizim. Evet. Bizi çok mutlu eden yardımlarımızın bizlere verdiği plaketlerimiz. Harika, çok güzel. Yumurta dolmanız var masada bir de. Evet, Bursa'ya özgü yumurta dolmamız var. Evet. Yaprak sarması, süt helvamız var. Süt helvası var. Bunları hem gösterelim hem sizlere ikram edelim diye yaptık. Vallahi hepsi, her biri çok güzel. Elinize, kolunuza sağlık. Afiyet olsun. İnşallah buradan daha fazla kitlelere ulaşma hedefimizi gerçeğe dönüştüreceğiz hep birlikte. Amacımız, bizim de amacımız bu. Sizin de amacınız bu. Sana, hep beraber. Sana çok teşekkür ediyoruz. Sen artık bizim ailemizin kızısın. Sağ olun. Çok gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Hani biz köy kadınları biraz sıkılgan, utangaçız. Ama senin sayende gerçekten rahatız. Çok teşekkür ederim. Her konuda destekleri için biz çok de teşekkür öyle. Ediyorum. Biz de öyle. Sizlerle beraber, siz bizimle birlikte olduğunuz zaman, yanımızda olduğumuzda biz hep beraber güçlü oluyoruz. Aynen. Hep birlikte aynen. adımlar aynen. atıyoruz güçlenmek adına. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür bütün ederim. Bütün emekleriniz ben için. Burada hanımlarımız da var, evet, üye hanımlarımız da var. Onlar da kamera arkasında bizleri izliyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. İnşallah başarılarınızın devamı gelir. Sağ ol, çok teşekkürler. Artarak devam eder. İnşallah Nilüfer Belediyesi'nin destekleriyle, sizlerin destekleriyle daha da ileri gideceğiz inşallah. İnşallah. Benim amacım öğrenciye burs verebilmek. Ne kadar çocuğa yetişebilirsek. İnşallah. En mutlu olacağımız şey o. Zaten arkadaşlarımın da hedefi bu. İnşallah bundan sonra da hedefimiz o. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Esra'cığım.